Bazı imtihanlar, mesela koronavirüsle alakalı da söylüyorum ve bütün imtihanlarla alakalı söylüyorum. İmanlı olan kişilerin ölümüne sebep olursa şehit olurlar. Ölmezlerse günahların affına sebep olurlar. İmanlı olmayanlar zaten her türlü ceza olur. O zaten konuşmaya gerek yok. O yüzden bize yakışan şey, tedbirimizi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. İmanımız bunu gerektirir. Bununla beraber de söylenen tedbirlere de ne yapacağız? Kulak vereceğiz. Ha, yasak ifadesini de yasak anlamında değil de gerçekten halk düşünülüyor, millet düşünüyor, milletin muhafazası düşünüyor, milletin bu sıkıntıdan en huzurlu bir şekilde atlatılması düşünüyor. Çünkü bunlar konuşuluyor, neler yapılması gerekiyor. Tam kısıtlama olma durumunda olmadığı için Türkiye'nin hali tam kısıtlamaya geçilemiyor. Çünkü bu insanlar en netice yemesinden, içmesinden, ekonomisinden, şundan bundan çok etkilenir yani her şey. O yüzden dolayı Allah'ın tedbirlerine ne yapmak lazım? Kulak vermek lazım. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Bunu siyasi bir şeye çevirmemek lazım. Çünkü bu sadece Türkiye'de olan bir olay değil yani. Dünya üzerinde olan bir olay yani. Ama şunu da gördük ki görünmeyen bir mikropla tüm dünyayı ne yaptı? Hakikaten etkiledi yani. O yüzden bizim yapmamız gereken şey manevi olarak da Allah'a yönelmemiz lazım. Allah'a yönelirsek, tövbekar olursak, özür dilersek, ya Rabbi biz yanlış yaptık ya Rabbi, özür dileriz ya Rabbi, pişman olduk ya Rabbi dersek, Mevla Teala üzerimizden bu sıkıntıyı ne yapar? Kaldırır.